Matematik TYT Soru Bankası Set 422 1. Soru Birim karelere ayrılmış yukarıdaki büyük karede her bir bölmenin içine o karenin üstündeki birim kare sayısı ile sağındaki birim kare sayısının toplamı yazılacaktır. A 14 B 22'dir. Buna göre C sayısının değeri kaçtır? Ee, şimdi ilk olarak üstü ve sağ tarafı yazılacak. E, A 14 demiş ve B'nin de toplamının 22 olduğunu söylemiş. Şimdi A zaten ikinci sırada olduğu için üzerinde bir tane var. Dolayısıyla toplamın 14 olması için demek ki sağ tarafında 13 tane birim kare olacak. Daha sonra B buradan e, baştan ikinciye kaydı. Yani A, A harfinin bulunduğu kısmın bir sağında. Dolayısıyla onun sağ tarafında 12 tane olacak. Toplamında 22 olması için üstünde toplamda 10 tane birim kare olmalı. O halde C'ye baktığımızda şimdi C için e, üst kısmı ve sağ kısmı. Şimdi C, B'nin bir üst satırında. B'nin üzerinde 10 tane varsa C'nin üzerinde 9 tane olacak. Zaten sağında bir tane var. O halde C olan bölmeye 9 artı birden 10 yazılmalıdır. İkinci soru, İçinde sembol olmayan her bir karenin içine bir sayı yazılacaktır. Yazılacak olan sayı karenin sağında, solunda ya da çaprazında bulunan yıldız sayılarının toplam adedini belirtmektedir. Buna göre kutuların içine kaç tane iki sayısı yazılmalıdır? Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. E, yukarısında ve sağında bir tane olduğundan e, burada iki yazacak. Daha sonra buraya geldik. Çaprazında var iki tane. E, burası için yine altında ve sağında var. Yine 2 oldu. Bu kutu içinde sağı, solu, yukarısı ve aşağısı olmak üzere toplamda 3 tane var. Yine aynı şekilde diğer karelerde 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2. Buraya 3 tane, buralara da 2'şer tane gelecek. Bize kaç tane 2 sayısı yazılmalıdır diye sordu. Toplamda 3, 6, 9, 12 tane 2 sayısını kullandık. Cevap C şıkkı. Evet, üçüncü soruda Ceyda'nın elinde iki tane üçlü priz, dört tane ikili priz, bir tane de dörtlü priz vardır. Ceyda bu prizleri birbirine takarak en fazla kaç tane telefonu aynı anda şarj edebilir? Şimdi ilk olarak Ceyda'nın elindeki prizlerden toplam e, dört tane ikili priz var. Daha sonra üç tane e, üçlü prizden, iki tane ve dörtlü prizden de bir tane var. Şimdi burası 8, 6 ve 4 olmak şartıyla 18 tane ne yapabilir? E, telefon takabilir. Şimdi ilk olarak şuradaki prize bir tanesini bağladı. Buranın dolu olduğunu biliyoruz. Şimdi kalan 18 taneden de e, ne yapacak? 6 tane prizi yani toplamda elinde 7 tane vardı. Bunların 6 tanesini de buna bağlayacak. Dolayısıyla 18'in 6 tane gözünü diğer çoklu prizleri takmak için kullanacak. Bu durumda geriye 12 tane boş priz kalacak. Yani aynı anda 12 tane telefonu şarj edebilir.